Sevgili izleyiciler, herkese iyi günler diliyoruz. Bugün İstanbul programında kadın sorunlarını, kadın cinayetlerini konuşacağız. Özellikle son yıllarda artan şiddetin, kadın şiddetinin nedenlerini konuşacağız ama istatistiklere de değineceğiz. Bugün stüdyo konuğum, Kadın Cinayetleri Platformu sözcüsü Gülsüm Kav. Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Merhaba, iyi programlar. Tabii, sağ olun. Bu verilere bakınca hoş gelmek de aslında evet. Sözde kalıyor galiba, değil mi? Evet. Raporla başlayalım mı? 2017'nin Mayıs ayında, yani geçtiğimiz ay bir rapor yayınladı Kadın Cinayetleri Platformu. Biraz ona değinelim istiyorum. Çok ciddi istatistikler var. Son yıllarda bir artış vardı zaten bu konuda. Hepimizin bildiği, yakından da takip ettiğimiz. Mesela 2017'nin ilk 5 ayında 173 kadın öldürülmüş. Evet. Bu demek oluyor ki geçen yıldan da daha fazla sayıda tabii. Kadının hayatını kaybedecek. Öyle tamamlayacağız yılı. Öncelikle şöyle başlamak isterim. Biz şimdi artan kadın cinayetlerini işte verileri konuşuyoruz ama buradaki rakamlar kuru bir rakam değil. Her biri bir yaşayan, canlı, gerçek kadındı. İnsan hayatı, insan canı. O yüzden birincisi hani böyle konuşmak bile aslında onurumuza dokunuyor. Ama buna mecburuz. Nasıl seyrettiğini izlemeye mecburuz. Sorunu çözmek için. Biz bu nedenle kurulduğumuz 2010 yılından bu yana bu istatistikleri de elde etmenin peşine düştük. Bununla ilgili bu kayıtları tutmakla yükümlü kamu kurumlarından bilgi edinme hakkına dayanarak bilgi istedik. Çok temel bir hakkımızı kullanmak istedik. Fakat 2010'dan bu yana işte 7 senedir hiçbir zaman tatmin edici tam bir bilgi elde edemedik. Ve ilk yılımızda bu bilgiler elde edilemeyince kendimiz bir derlemeler ve raporlama yaparak yayınlamaya karar verdik. Tarafımıza ulaşan ailelerden, şiddet gören kadınlardan ve iletişim araçlarından sizler gibi aslında basında bu konuya dikkatli, duyarlı hani arkadaşlarımızdan çabasıyla da oluşan haberlerden derlediklerimiz. Dolayısıyla aslında belki de çok daha fazla sayıda kadın şiddet yüzünden hayatını kaybediyor. Tabii bunlar veri olarak yansıyanlar mutlaka çok daha fazladır. Bunlar görünen ve bizim de elde edebildiğimiz. Bunu söylemek isterim. Bunu söyledikten sonra da hemen şunu söylemek isterim. Bunları biz konuşuyoruz sayı oran olarak. Hem yaşayan kişiler hem de aslında bir kadın cinayeti bile fazla. Yani diyelim bu kadar yüksek olmasaydı, bu kadar yükselmeseydi, tek tük yaşansaydı bile yaşam ve ölüm söz konusu olan tüm durumlar çok acil önlem almamızı gerektiren durumlardır. O bile fazladır zaten. Elbette. O yüzden böyle bakmak gerekir diye düşünüyorum. Can söz konusu olunca elbette. Rakamlarla telaffuz etmek aslında gerçekten incitici oluyor. Tüm kayıplar da aynı şekilde. Evet. Kadın cinayetleri de elbette buna dahil. Dediğiniz gibi tek bir kişinin bile canına kast edilmesi hiç olmaması, hiç yaşanmamasını dilediğimiz bir durum. Evet, yani bir devlet şöyle düşünmelidir. Herhangi bir sağlık sorunu olmayan, sağlıklı, genellikle de genç bir kadının hayatını insan eliyle hani kaybetmiş olması, bir kişi olsa bile önlem almasını ve bir dakika demesini, alarma geçmesini gerektiren bir durumdur. Tabii. Ama gelin görün ki giderek yani daha sık yaşadığımız, aynı zamanda sadece sayısal artış değil, bir tür nitelik değiştiren günümüz koşullarında şiddet arttıkça daha vahşileşen, hukukun canavarca his diye tabir ettiği gibi daha canavarca işlenen cinayetlerden söz ediyoruz. Yani biz hem artmasından dolayı endişeliyiz, tehlikeyi anlatmak istiyoruz bu raporlarla, hem de aynı zamanda nitelik değiştiriyor. Burada değişen niteliklere de dikkat çekmek isterim. Türkiye'nin son içinde bulunduğu, demokrasiden uzaklaştığı dönemde bu rejimle ilgili sorunlar kadınlara da yansıyor. Böyle yeni semptomlar diyebileceğimiz bir biçimde cinayetlerin karakterinde de değişiklikler var. Bunları da konuşmak isteriz. Mesela nedir? Gözlemleriniz nedir? Pek çok davaya katılıyorsunuz. Pek çok vakayla birebir temas ediyorsunuz bu süreçte. Bu değişikliği nasıl görüyorsunuz? Yani nerelerde görüyorsunuz? Şöyle, faili meçhul kalan cinayet sayısı artıyor. Bu çok tehlike işareti. Çünkü bizim sanığın yakalanması ve verilen cezayı az bularak indirim uygulanmamasını isteyerek hani cezasızlığa son verilmesini, caydırıcı ceza verilmesini isterdik. Bunun için mücadele ederdik. Değil sanığın caydırıcı ceza alması, sanığın yakalanmadığı, faili meçhul kaldığı durumların oranı yükseliyor.
Bu örneğin Meksika sınırında işlenen kadın cinayetleri gibi mesela bu hani çok ciddi artık bir oran. Hukuksuzluğun göstergesidir. Yani hukukun ortadan kalkmasının göstergesidir ya da ne kadar yazık ki yıllardır bunun içinde mücadele ediyoruz. Trans kadın arkadaşlarımızın mesela katilleri, failleri bulunmaz. Genelde fail meçhul kalır. Yani bu tüm cezasız, tümden cezası bırakma, serbest bırakma anlamına gelen yönleri olduğu tabii. için bizim için çok tehlikeli bir gösterge. Fail meçhul oranında artış olması. Bunun dışında işlenme biçimleri daha barbar bir nitelik kazanıyor. Mesela hı. daha önce olmayan, işte bu şiddet çatışmalı, hani savaşçı iklimin getirdiği bir tarzda adeta o yöntemler devralınıyor. Evine patlayıcı koymak, molotof kokteyli kullanmak filan gibi savaşçı yöntemlerle kadınlar öldürülmeye başlanıyor. Ve sıra başlanıyor. Dışı aynı zamanda çok sıra dışı. Böyle savaş yöntemleri bunlar. Bu tabii çok tehlikeli bir gösterge. Bir diğeri giderek gençleşmesi bu şiddetin. Yani 15 yaşında kadın hani rolü atfedilerek öldürülen çocuklarımız var. Çocuk onlar 18 yaş kadar. Herkes çocuktur elbette. Biliyorsunuz. Bu bakımdan şiddetin yaş aralığı düşüyor. Gençleşiyor. Yani kadın cinayetlerinde de. Bu da çok çarpıcı, bu da çok çarpıcı bir yani semptom. Bunları raporda bunları gözlemledik. Bunun dışında cinayet değil diğer şiddet biçimi cinsel şiddet çok arttı ve yine yani bu da çok hani hemen önlem almamız gerektiren durumlar sadece kadınlar için. Sadece Mayıs ayında 17'den daha fazla vaka var cinsel tabii, şiddetle ilgili. Duyulanlar ve işte orada şeyi söyleyeceğim bunların da yine oranından daha ziyade yaygınlık kazandı ve yine niteliği önemli. Mesela çok güvende hissedeceğimiz yerlerde de başa gelmeye başladı. Merkezlerde, kentin kalbinde, işte Kadıköy'de bir iş anında oldu mesela. Hı hı. Taksim'de tecavüz oldu geçtiğimiz. İstanbul sanıyorum kadın cinayetlerinde aynı zamanda başı çeken de evet, şehir. Evet. Kadın cinayetlerinin cinayetleri oranının en yüksek olduğu şehir İstanbul'da. Evet. 3 metropol de yüksek. Onları aşınca hemen Adana, Antalya, bir dönem Antalya'da çok sıklık kazanmıştı. Burada ama aslına bakarsanız mesela İzmir'de de yüksek, bizim dava sayımız da yüksek. Yani kadın cinayeti böyle toplumun geri kalmış yerlerinde olmuyor. Hani şöyle bir durum var ya da orada da oluyor. Belki duyamıyoruz bile, bu da olabilir evet, ihtimal evet. ama şu anda yaşadığımız şey bu kadar dramatik hani olumsuz yönlerini konuştuğumuz can kaybının altında aslında yani çok paradoksal biçimde çok olumlu başka bir gelişme var. Türkiye'de kadınlar toplum ilerliyor, kentleşme artıyor, modernleşme artıyor. Modern haklarını daha fazla talep etmeye başladılar. Haklarına sahip çıkıyorlar. Diyelim bir 10-20-30 yıl önce cesaret edemedikleri şeylere daha fazla cesaret kazanmış durumdalar. Aslında burada bunun ölümle sonuçlanması hiç gerekmezken bu hak arayışının ölümle sonuçlanması nedeni tabii ki böyle şiddet uygulayan, kadınlara bu hakkı teslim etmeyen, buna ayak direyen erkek egemenli erkek şiddeti ve onu kimsenin yani şu artık ben ellerimle anlatır hale geldim. Kadınlar yani hayatına karar vermek istiyor. Bunun sembolik örneği de boşanma hakkı. Şiddet evet. görüyorsa, mutsuzsa çok doğal olarak bundan kurtulmak istiyor. Yeniden kendine bir hayat kurmak istiyor. Veya bazen de şöyle olay örgüleri oluyor mesela. Bir aylık evliydiler, aralarında tartışma çıktı, kadını öldürdü yeni evlilik kocası. Şimdi burada ne olabilir tartışma çıkınca? Kadın da kendine ait bir fikir söylemiştir değil mi? Tabii. Farklı bir fikri var demek ki. İşte hiçbir biçimde kadınlar hani kendini ifade hakkının, kendi hayatına karar hakkının hani, önü açılmadığı için bu erkek şiddeti bunu bastırmaya çalışıyor. Kadınlar böyle kendini gerçekleştirmeye çalıştıkça. Bizim topraklarımızda da hak arayana şiddetle bastır öğrenilmiş bir kültür. Her tür hak arayışında kadınlara daha da böyle. Boğmaya çalışıyor bu hak arayışını. Burada erkeğin bu hani kaba kuvvetini, gücü kötüye kullanımını geriletecek bir siyaset olsa dese ki bir dakika yapamazsın. Hani kadına yönelik şiddet yasaktır. Kadınlara şiddet uygulayamazsın. Kadınlar güçlendirilmelidir. Ben kadınların arkasındayım. Kadınların eşit hakları vardır gibi bir siyaset olsa hiç böyle yaşamayacağız. Tabii. Aksine tam yaşadığımızın tersini yaşayacağız. Çünkü temelinde kadınların üretken olma, hayatına karar verme, hani daha güçlü bir yerler olma, kendini gerçekleştirme çok hani olumlu arayışı var işte. Bu arayışı hani
toplumun bu gerçeğini görmeyen, yok sayan bir erkek egemenliği ve onun sürekli onu geriletmek yerine sırtını sıvazlayan, cezasız bırakan, hatta önünü açan bir siyasi iklimde yaşıyoruz. Bu krizi bu yüzden yaşıyoruz. Buradan kentlere geleceğim. Kentlerde daha modern yurttaşlık bilinci, bence referandum sonuçları da bunu doğrular niteliktedir. Kendi hani hayatına sahip çıkan, kentine sahip çıkan, ülkesine sahip çıkan, modern haklarına sahip çıkan, demokrasiye sahip çıkan bir yurttaşlık bilinci daha gelişmiş olduğu için kadınlar da daha böyle davranıyor ve mesela boşanma oranları da kentlerde yüksek olduğu için, evet. Türkiye'de de daha çok boşanmaya çalışırken kadınlar öldürüldüğü için büyük kentlerde kadın cinayeti daha çok oluyor. Yani bunun açıklaması, sosyolojik temelinde bu var. Evet, bir katkı yapmak isterim tabii size. Özellikle son 7 yıl içinde boşanma oranları da tabii çok arttı. Dolayısıyla işte İstanbul özelinden konuşalım ama tüm Türkiye genelinde böyledir muhtemelen. Yani bu ivmeyle gidiyordur. İşte iki adliyemiz var. Anadolu yakası ve Avrupa yakası. Yaklaşık 20'nin üzerinde aile mahkemesi var her birinde. Ve yaklaşık biner dosya bekliyor. %40'ı anlaşmalı ve %60'ı çekişmeli şeklinde. Şimdi bu çekişmelerden yola çıkarsak tabii araya bir sürü şey giriyor. Ve şiddet de bunların bir unsuru olarak karşımıza çıkıyor. Yani sizin anlattıklarınızdan, paylaştığınız verilerden şuraya varıyoruz ki şiddet artarak devam edecek. Tabii boşanmaya da şiddetin artışı götürüyor. Hani. Tabii. Evet. Çünkü kadın haklarını arıyor. Kadın kendini gerçekleştirmek istiyor. Ve bir birey olarak kabul edilmek istiyor. Kendi ayakları üzerinde durmak istiyor. Bu da sorun teşkil ediyor işte dediğiniz erkek egemen toplumda. Halbuki ne kadar bu iyi bir durumdur, bu bir iyiliktir. Neden sorun teşkil etmesi ne kadar mantıksız ve bunu kabul etmemeliyiz ve bunu reddetmeliyiz. Burada boşanmayla ilgili bir şey ben de eklemek isterim. Çünkü bu bizim çekirdek bir meselemiz. Kadınların boşanma hakkını kullanmaya çalışması adeta ölüm fermanı imzalaması gibi görünüyor. Böyle yani çok sık bunu görüyoruz. Boşanmaya çalışırken ya da boşandığı eş tarafından öldürülme ya karşılaşıyoruz. Burada şöyle bir hani hepimizi etkileyecek bir gerçek de var. Örneğin Türkiye'deki kadınlar bu değiştiği ve artık kendi haklarına sahip çıktığı için her gün aslında televizyonda boşanmaya çalışırken öldürülen hemcinsinin haberini görüyor. Ama eğer boşanmaya karar verdiyse mesela caymıyor, geri adım atmıyor korkup da. Gidip de o adliyeden o dilekçeyi geri de almıyor. Bütün yani her gün bu haberleri izlediği halde yine de kendisinin kararlı bir biçimde adeta böyle uğruna ölümü göze alarak elbette hayatta kalmak için elinden geleni yapıyor, korunmak istiyor, evine geri gönderiliyor, genelde barıştırılmaya çalışılıyor. Ne konuşacağız, korunmayla ilgili kanun uygulanmasında çok büyük sorunlar var. Ama burada yani hani tüyleri diken diken eden bir gerçek var ki yani ne kadar kararlı değil mi bu kadın kardeşlerimiz kendi hayatına hani karar verme konusunda. Adeta kendi hayatına karar verme uğruna ölüyor, öldürülüyor kadınlar. Burada bu gerçeği görüp boşanma meselesinde sürekli hani iktidar tarafından bunu daha da zorlaştıran, işte komisyonlar kurarak adeta işte yani kaldırmaya çalışan bakıştan, bu siyasetten vazgeçilmelidir. Zaten bunun çok acı bir başka sonucunu biliyorsunuz Yeni Akit yayın yönetmeninin şiddet nedeniyle boşanmaya çalışan kızının boşanma evresinde hani güç kazanamaması damadı tarafından öldürülen köşe yazarı da gördük muhafazakar çevrede. Yani artık bu örnek de apaçık ortaya koydu. Demek ki şiddet gören kadınların boşanmasını önlemeye çalışmayacaksınız. Kadının yanında onun arkasında durarak onu güçlendiren ve onun bu şiddetten kurtulmasının yolu neyse birlikte onu hani o yol açılmalıdır. Şiddet uygulayandan ikide bir barıştırmaya çalışmak yani çok temel bir insan hakları ihlalidir ve zaten bunun sonucunda o evden cenazeler çıkmaktadır. Yani evet, bunun örneklerini de görüyoruz. Bunun örneklerini de görüyoruz. Gün be gün görüyoruz. Evet. Yani geçtiğimiz hafta haberlere yansımıştı. Bir vaka vardı. Çok trajik bir vakaydı. Bir hanımefendi eşi tarafından dişleri kerpetenle sökülerek hatırlarsınız o vakayı. Yani bu nasıl hunharca ve canavarca bir histir ki ki mutlaka onların psikolojik temelleri de vardır, davranım bozukluğu vesaire gibi. Ya o
hunharca hislerle de işlenen cinayet sayıları çok artmaya başladı. Evet, evet. İşte bir örneğini siz söylediniz mesela, işte evine bomba koyarak vesaire. Çok çok sıra dışı şeyler de yaşanıyor bir taraftan. Ama kadınlar yine haklarını tabii bir diğer taraftan aramaya devam ediyorlar. Bu mücadele devam edecek demektir. Ama şiddetin de bir yerde o döngüsel tarafının kırılması gerekiyor sosyolojik açıdan. Kadınlar, sizin platformunuz bu konuda öncü bir platform. Ben çalışmalarınızı da yakından takip ediyorum. Pek çoğunu bütün davalara girmeye çalışıyorsunuz ve hepsinin takibini yapıyorsunuz. İyi istatistikler var. İzleyicilerimiz de internet sitesinden, sosyal medya hesaplarından takip edebilirler. Birçok da veri var. Yani bu anlamda çok büyük bir katkı aslında. Ama yani bundan sonra ne yapılabilir? Bu döngü nasıl kırılabilir? Belki bununla da ilgili daha fazla önem gösterilmesi gerekiyor. Hem basında hem hukuksal açıdan. Şimdi hukuksal açı dedik ama o haldeyiz malum. O hal döneminin hani... Kadının korumasına yönelik konuda ya da yargı sürecinde bir etkisi var mı? Ne gözlemliyorsunuz? Evet, bunları konuşmamız gerekir. Çünkü çeşitli etkilerini, olumsuz etkilerini de yaşıyoruz. Bununla birlikte ben söylediğiniz gibi işte kerpetenden hani eziyet ederek öldürme. Pek çok böyle başka örneği de arka arkaya korku filmi gibi saymak istemedim artık. Hani levyeyle işte hani işkence etme. Ateşli silah kullanımının oranı çok arttı. Bu kadar silahlanma çağrısının bu kadar olumsuz böyle sonuçlarını da yaşıyoruz. Yine öldürülmede. Haber olarak yansıyor. İzleyicilerimiz televizyonda izliyorlar. İşte günlük gazetelerde bunları okuyorlar ama ya bunlar birer hikaye değil. Hepsinin gerçek olduğunu, o bilinçle, o farkındalıkla yaklaşmak gerektiğini görmek lazım. Çünkü bugün komşunuza, yarın arkadaşınıza, öbür gün size. Yani bu şiddet böyle bir şey. Toplumda arttıkça döngüsel oluyor zaten. Zaten işte son konuştuğumuz örnek, yani bu, biz hep şey diyorduk, bu şiddeti çözümü için somut adım atılmaz ise tüm kadınlar kaybeder. Bütün dünya görüşlerinden her yerden kadın kaybeder. Ayrıca gördük ki erkekler de kaybediyor. İşte boşanmak isteyen kadının babasını öldürdü damat. Erkekler de bütün toplum kaybediyor. Şimdi ben işte arka arkaya böyle hakikaten çok vahim oluyor saymak hani bu başımıza gelenleri. Ama bunlar gerçekler. Yani bunun üstü de örtülemez. Bununla beraber yani iyi haberler de var. Bütün bu hani korkunç hani baskıya rağmen yine bir sosyoloji kural gibi o kadar zulüm kendi oranında ve karşıtına direnişini doğuruyor adeta. Kadınlar yine de hani haklarına sahip çıkmaktan vazgeçmiyor, pes etmiyoruz. Bu sadece kadın hakları için mücadele eden bizler değil. Biz zaten ömrümüz buna hani hani adanmış durumda. Bize belki hiç benzemeyen, hani Anadolu'nun çok farklı yerlerinde yaşayan bütün kadınlar için böyle, farklı partilere oy veren, farklı dünya görüşlerinde olan kadın kardeşlerimizin de içindeki o özgürlüğünü isteyen hani arayışı biliyorum ben, eminim yani böyle ve de gerçeklik. Şimdi zaten bu kadar eziyet ediyorsunuz. Ya orta çağda da ettiniz. Binlerce kadın yakıldı da ne oldu? Ondan sonraki yüzyılda biz yani takır takır haklarımızı aldık. Hani bu kadar eziyet ediyorsunuz ama onun karşıtı bir mücadele de doğuyor. Bunun da çok iyi örneklerini görüyoruz. Her kuşaktan ama özellikle anmak isterim. Özellikle yeni nesiller, genç kuşaklar haklarına yani amansız bir şekilde sahip çıkıyorlar. Mesela benim en sevdiğim arkadaş grubum liseliler. Liseliler çok farkındalar haklarının. Liseliler o son dönemi yarattığı bir şey. Bir bireyci tavır var galiba. Daha fazla haklarının farkındalar ve bunu çok güzel de ifade etme yeteneğine de sahipler. Yani evet, bu yani işin şakası, bütün kuşaklar bizim hani çok emeği var. Hani genç kuşaklarında, emekli kuşaklarında, ablalarımızın da. Ama yani yeni kuşaklar kadın mücadelesine sahip çıkarak büyüyor. Bu çok iyi bir durum. Mesela feminizm bir dönem böyle değildi. Çok durgundu. Şimdi işte gerek Türkiye'de gerek dünyada da bir kadın düşmanlığı gündemde yükseliyor. Şimdi aslında birkaç tane boyutu var. Şiddetle mücadele tek başına hani kanun da değil. Politik yönleri var. Bir siyasi irade ortaya konulması gerekiyor. Bunu zaten şöyle formüle etmek mümkün. Ben de burada esin kaynağım aslında İstanbul Sözleşmesi dediğimiz kadına yönelik şiddetle mücadeleyi çok bütünsel, çok isabetli bir şekilde tarif eden, çok ortaya iyi bir çerçeve koyan, zaten orada söylenenleri uygularsak
emin olun sorundan bizi kurtaracak olan bir belgemiz var. Bu belgeye 2011 yılında da zaten ilk imza atan ülke olmakla övündü Türkiye. İstanbul Sözleşmesi'dir. Fatma Şahin Bakan iken imzalandı. Sonra koruma kanunu hatta onun ruhuna uygun bir biçimde yenilendi, güncellendi 2011 yılında. Burada 4 tane temel yönü var diyor sözleşme bize. Bir, önlemek. Önlemek deyince kadını koruma kanunu anlamıyoruz. Daha da önce bir tür aşı gibi, koruyucu hekimlik gibi, hı hı. Yani bir tür bir derginin 0. sayısı gibi zemini önce hani temiz tutma, hani zemini önce sorunsuz kılma. Bunun anlamı kadınların eşit haklarından yaşayabildikleri, kadın erkek eşitliğinin sağlanabildiği bir toplum demek. Hı. Bu zaten şiddetin ortaya çıkması için de önleyici bir. Yani temel demek. Kod gibi. Temel o. Kod gibi. Örneğin önce kadın erkek eşitliğini sağlayın diyor. Ama bizim Türkiye'de eşitlik politikalarında giderek geriye düşüyoruz. Dünya Ekonomik Forumu'nun verilerine göre işte 125'teydik bir zaman önce. 135. geriye. Yani bizim arkamızda, altımızda sadece Orta Doğu ve Sahra Altı Afrika ülkeleri var, öyle söyleyeyim. Giderek daha da geriye düşüyoruz. Hatta Suudi Arabistan bile çeşitli reform, ufak reformlar yaparak orada ilerleme kaydediyor. Biz geriye doğru gidiyoruz. Birincisi işte kadınların eşitliğini sağlayan önleyici zemini kur diyor. İki, koruma. Eğer aktif olarak artık bir şiddet, tehdit söz konusuysa kadınların korunmak için hakları var. Korunma kanunları da her ülkenin işte farklı farklı korunma kanunları var. Korunma kanununu etkin uygula diyor. Biz de bu korunma kanunu Ayşe Paşalı'nın ölümüne kadar çok çağ dışı nitelikteydi. Sadece resmi evli kadınları koruyor. Resmi evlilik yoksa korumuyordu. Yani düşünün işte Özgecan'ı öldüren fail. Hani Özgecan'ın başına bela olsaydı diyelim, olay böyle gerçekleşmeseydi. Onu korumayacaktı mesela öyle bir tipten. Ya da Ayşe Paşalı'yı zaten boşandığı kocasından korumadı. Onun çok yüzünü, boşluk bu tabii. Tabii yüzünü o hale getirmiş adamı tehlike görmeyen mantık dışı bir kanunumuz vardı. O kanun 2011 yılında Ayşe Paşalı'nın toplumun da sahip çıkmasıyla orada onun hayatına biz kadın örgütlerinde emekleriyle kadın örgütlerine de alan açılarak mecliste demokratik bir şekilde, katılımcı bir şekilde yenilendi. İstanbul Sözleşmesi de imzalanmıştı onun ruhuna uygun bir şekilde. Artık resmi evlilik şartı kaldırıldı. Her kadın şiddete uğrayan, hakkının ihlal edildiğini düşünen başvurabiliyor. Kapsamı genişletildi ve etki daha hızlı hale getirildi. İşte bir sürü adli makam dolaşmak yerine kadının ulaşabileceği ilk birim neresiyse, kolluk kuvveti, karakolsa karakol, aile bakanlığının şiddet önleme merkezleri ise orası, adliye ise orası. Yani başvuru yerleri de çoğaltıldı. O yüzden yani buradan da yine ihtiyaç hisseden kadın arkadaşlarıma seslenmek isterim. Çok sayıda koruma tedbiri de var. 12 ayrı çeşit koruma tedbiri var. İşte bunun içerisinde çağrılı koruma da var, yakın koruma da var, evden uzak, şiddet uygularını uzaklaştırma da var. Kimlik bilgilerinin gizliliğine kadar varan iş yeri, adres değişikliği pek çok tedbir biçimi var. Bu tedbirlerden herhangi birine şiddet görüyorlarsa asla yalnız değiller. Hakları var. Almak için haklarını kullanabilirler. Ama burada en kritik şey mutlaka bir kadın örgütüyle bağ kurmaları. Biz de asla onları yalnız bırakmayız. Bütün bu haklarını kullanırken, koruma kanununu uygulanırken, çünkü şu anda memleketimizde ciddi sorunlar yaşıyoruz. Kadınlar koruma altındayken bile hayatını kaybedebiliyorlar. Evet. O yüzden korunmak isteyen kadınların yanında koruma bir kadın örgütü. Koruma faili meşhul işlenen cinayetler evet. var. Hala evet. faillerin kim olduğu evet. bilinmeyen. Bu yüzden bu çok önemli. Korunma ihtiyacı duyan bütün kadınlar hem haklarını kullanmalar, bu hak arama yollarında da mutlaka bizlerle birlikte olsunlar. Bütün bu karşılaşacakları sorunlarda yalnız değiller. Birlikte o sorunları yani karşı duracağız, çözeriz. Hı hı. Böyle de çok olumlu örneklerimiz de var. Dolayısıyla birinci önledikten sonra iki, aktif bir tehdit, şiddet söz konusuysa korunmanın etkin olmasına geliyoruz. Geldik şeye, şimdi biz bütün bunlara rağmen Türkiye'de de sorun var, korunma kanununun da kolluk kuvvetleri de, savcılar da kadını ya barıştırmaya çalışıyor. Zaten bakanlık bunun için özellikle hani şeyler kuruyor, aile merkezleri kuruyor, evet. barıştırmaya çalışan. Uzlaşma diyorlar. Uzlaştırma kanununa yine o hal döneminde
dahil oldu, tehdit suçları dahil oldu, bu bizim için, kadınlar için tehlikeli bir onun durum. Onun bir süresi var galiba değil mi? Yani belli bir yıl aralığındaki yani işte bir yıllık evliyse vesaire sanıyorum öyle bir zaman aralıkları var onda uzlaştırmada. Evet, ama yine de insan haklarıyla ilgili suçlar uzlaştırma kapsamına giremez diye böyle çok evrensel temel bir kural var. O yüzden hem o kuralın çiğnenmiş oluyor, hem de bizde yani ne yazık ki yani zaten mücadele ettiğimiz bir yaklaşım şu son süreçte iyice artan bir biçimde karşımıza çıkan. Mesela Aile Bakanı geçenlerde çıktı, bizim aile merkezlerimizde %38 boşanmayı düşünen çift vazgeçti, %38'ini vazgeçirttik dedi, barıştırmışlar yani. Şimdi erişkin insanlar zaten zorla barıştırtılamaz. Karar, herkesin hayat yani hakkı, kaderini tayin hakkı kendine. O palyatif bir çözümdür. Tabii, sonra tekrar önümüze gelir, tekrar sorun halinde. İkincisi mesela ben merak ediyorum, o Yeni Akit yazarının kızı da barıştırdıkları içerisinde miydi mesela? Böyle sonuçları var bunun işte. Yani bu açıdan Aile Bakanlığı'nın işi boşanmak isteyenleri barıştırmak değil, kadın cinayetlerini durdurmaktır. O yüzden bu koruma kanununda da bu yaklaşım kanundan yararlanmaya çalışırken karşımıza çıkıyor. Kolluk da barıştırmaya çalışıyor, evine geri göndertmeye çalışıyor. Yani burada yapılması gereken kanun neyse onun uygulanması ve kadının yanında durulmasıdır. Üçüncüsü, bütün bunları yapamadık. İstemediğimiz olumsuz sonuç, acı sonuç gerçekleşti. Kadınlar zarar gördü ya da hayatını kaybetti. O zaman arkasından en azından adaleti temin edeceğimiz, adaletin sağlanacağı Ceza Kanunu bölümüne geliyoruz. Burada da cezasız bırakmama, etkin bir kovuşturma gerekiyor. Burada da hala, işte burada bir boşluk var, yasada da boşluk var bizde. Türk Ceza Kanunumuzda bu hepimizin aslında kamuoyunun da tepkisini çeken ihal indirimleri, haksız tahrik indirimleri, artık halkımızın kravat indirimi, takım elbise indirimi diye bildiği indirimler devam ediyor. Mesela çocuk cinsel istismarında bile saygınlık indirimi duymak, elbette ki hani yakışık almayan durumlar. Kanunda bizim bu Türk Ceza Kanunu'na da ilk kurulduğumuz yıllardan sonra geliştirdiğimiz önerimiz var. O maddeyi sınırlandırılması, bu tür suçlarda cinsiyeti nedeniyle, ayrımcılık nedeniyle, bir tür nefret suçunda indirimlerin kısıtlanması gerektiğiyle ilgili. O da mecliste yıllardır bekliyor. Bizden sonra çok sayıda vekil sahiplendi birçok ayrı partiden. Onlar da benzer teklifleri, bu teklifi sundular. Hala Türk Ceza Kanunu'nda bu yapılmadı. Biz bunları yaparak geldiğimiz bir toplumda işte. Zaten yani o dört sorun, maddeyi. Tabii yeterince hani azalmış durumdadır. Ve ama bitmiyor. Kadınların güçlendirilmesi, geleceğe dönük politikalar var. Yani burada da işte yine eşitlikle ilgili ama yine de siyasi katılımının artırılması, eğitimin, istihdamın artırılması. Türkiye'de bu tabloya baktığımızda bir kere zaten kadınların çok ciddi bir ekonomik şiddete maruz bırakıldığını görüyoruz. %75 oranında kadın yani çalışmıyor iş gücünün dışında. Bu yani üretim alanının dışına sürülmesi anlamına geliyor. Ve çalışmamasına da teşvik eden bir sürü düzenleme yapılıyor. Çok güzel söylediniz. Hiç bunun tersine bununla uğraşmak, bu sorunu çözmek gerekirken bunun tersine daha da yine eve göndermeye ile ilgili yeni düzenlemeler var. Bu aslında mesela bir ortalama Avrupa ülkesi kadar bir nüfusun evde oturması, üretim alanının dışına sürülmesi, üretkenlikten sürgün edilmesi demektir. Evet. Bunun kendisi çok büyük bir ekonomik şiddet zaten. Ülke adına da çok büyük bir kayıp aynı çok zamanda. Çok büyük bir kayıp, evet. Eğer bunları yapıyor olabilsek şu saydıklarımızı zaten Türkiye bambaşka bir ülke olur. Dolayısıyla dördüncü sözleşme bize diyor ki önce önle eşitliği sağla. O zaman zaten şiddet biraz azalır. Yani olmaz bile. Hani ortaya bile çıkmaz. Aşı gibi bir şey bu diyor. İki, eğer ortaya çıktıysa etkin bir şekilde koru kadınları. Koruma kanunu uygula diyor. Üç, bütün bunlara rağmen zarar gören bir olduysa hani kadınlardan, bu kadın için adaleti sağla, cezasızlığa son ver, caydırıcı cezalar ver diyor. Kovuşturmayı etkili yürüt diyor. Dört de bütün bunlardan sonra kadınlara güçlendirmelisin. Bir tür pozitif ayrımcılık, siyasi temsilde hani önünü aç, istihdamda önünü aç, eğitimde önünü aç, güçlendirici kadın politikaları geleceğe dönük diyor. Bu dört tane ana madde şiddetin çözümü için zaten uygulasak yeterince hani ilaç olacak maddeler. Ama biz Türkiye'de geldiğimiz son noktada yine bunları uygulansın diye talep etmekten asla vazgeçmeyeceğiz. Ama ben buna beşinci bir şey ekliyorum.
Ya öyle bir yerdeyiz ki işte konuşuyoruz o hal döneminde yargıda neler oluyoru da sormuştunuz affedersiniz. Yargıda da yargı süreçleri çok uzuyor. Karar bugün bakın bizim 3 yerde davamız vardı hiçbirinde karar çıkmadı yine. Sürekli karar erteleniyor. Bunun anlamı şu o aileler yaralı kadınlar her seferinde o duruşmalarda tekrar tekrar işte bir aile için çocuğun nasıl öldüğünü tekrar tekrar dinliyor. Yani adalet çok gecikiyor. Büyük travmalar aynı zamanda. Demek çok büyük travma ve adaletin gecikmesi zaten ikinci bir adaletsizliktir. Bir adalet gecikiyor. Karar erteleniyor. İki karar alındı ceza verildi diyelim. Ceza ertelemeleri sık karşımıza gelmeye başladı. Cezalar erteleniyor. Dolayısıyla o hal döneminde yargıda işte birçok anlamda sorun yaşanıyor. Bu sorunlar kadınlara da ve indirimler devam ediyor. Haksız tahrik, iyi hal indirimi. Bir de işte serbest bırakmalar çok artmış durumda bu dönemde. Ama bununla birlikte bizim 105 duruşma takip etmişiz biz 3 ay, yılın 3 ayında onu raporladık. Sizlerle de kamuoyuyla da paylaşacağız bugünler içerisinde. Bunlardan işte sadece 23 tanesi sonuçlanmış. Yani bir kere sonuçlanan oranının düşmesi, işte yargı süreçlerinin uzaması bir hak ihlali. Hı hı. Ve bu 23 tane nasıl sonuçlanmış diye baktığımızda da 12 tanesinde indirimsiz sonuçlandırmayı başarmışız. 11 tanesinde indirimler olmuş. Bu da şu anlama, yani bu da tam patapat yine referandum süresi sonucu gibi. Ondan sonra burada da şunu işaret etmek istiyorum. İronik bir sonuç. Evet, bizim ama dava takipçilerimizin, kadın örgütlerinin müdahil olmasının çok büyük önemi var. Yani durumu çok değiştiriyor. O yüzden asla vazgeçmeden... Çünkü mücadele ettikçe haklarımıza kavuşuyoruz evet. Ve haklarımızı geri vermiyoruz. Kadın örgütlülüğü de çok önemli evet, mücadele etme anlamında. Şart. Evet, şiddeti önlemek için, kadın cinayetlerini önlemek için kadınların örgütlenmesi, birbirine destek olması şart diyerek kapatalım programı. Teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık, iyi ki geldiniz. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşebilmek ümidiyle esen kalın diyoruz.